Çocuklar hoş geldiniz. Sesimi duyabiliyor musunuz? Şöyle bana bir el sallayın bakalım. Sesimi duyanları bir göreyim. Evet, ben de bu arada kameramı açayım. Hep kameramı kapatıyorum ya. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan beyler, bayanlar. Hoş geldiniz. Bakıyorum, dünden arkadaşlarınız var aranızda, görebiliyorum. Yeni arkadaşlarınız da katılmışlar. Evet, ikizlerimiz vardı. Onları görebilecek miyim bakayım? Şöyle hızlıca geçiyorum. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelmeye devam ediyor arkadaşlarınız. Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Her zamanki gibi çok kısa. Onlar toplansınlar. Çünkü geç kalırlarsa üzülürler. Üzülmelerini de istemiyoruz. Sizler hazırlanmışsınız. Boyalarınız, kağıtlarınız hazır mı? Evet, şöyle boş kağıtlarınızı hazırlayın. Yine muhtemelen bugün kağıtlarımızı böyle dik tutacağız. Ve resmimizi yapmaya başlayacağız. Ahmet öğretmenimiz, Ahmet rehberimiz geldi burada. O da sizi izliyor şu anda. Hatta ona ben bir söz hakkı verebilirim. Bulayım önce bir. Evet, şuradan sesini açtım sanırım. Ahmet rehberim, eğer oradaysan bize bir ses ver. Dünkü masal etkinliği gibi oldu ama. Evet. Bakayım. Ne görüyorum? Eylül Toksöz bize bir şey gösteriyor. Eylül, o resmi sen mi yaptın yoksa? Hı? Ya da çok sevdiğim bir resimdi. Tam göremiyorum ama. Evet, kağıtlarımız boş olacak çocuklar. Boş kağıtlara güzel resimler çizeceğiz. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasına kar yağdı biliyorsunuz. Şöyle kar yağan yerleri bir göreyim bakayım. Kimin oralara kar yağdı? Şöyle bana bir el kaldırsınlar. Kar yağanları bir göreyim. Oynadınız mı karlarla? Evet. Birçok yere yağmış. Şöyle ekranımı kaydırıyorum. Kaydırıyorum. Bakıyorum. Evet. Aziz Tarık, seni de gördüm. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar bana el sallayanlar. Selam gönderenler var. Hepinize hoş geldiniz tekrardan. Bakayım, ben kendimi görebiliyor muyum? Bu arada konuşuyorum ama neyse, kendimi göremiyorum. Siz umarım beni görüyorsunuzdur çocuklar. Evet. Şimdilik kaç kişi olmuşuz? 300 kişiyi geçmişiz. Birazcık daha bekleyelim toplansın arkadaşlarınız. Bugün bakalım neler çizeceğiz. Ben biliyorum ama sürpriz söylemeyeceğim tabii ki. Sizin Ahmet rehberimizi tahmin etmeniz gerekebilir. Heh, kendimi gördüm şu anda. Belki böyle görünüyor. Şöyle bir ayarlayayım bakayım. Evet. Şimdi bazı arkadaşlarınız bütün arkadaşları görebiliyor. Yani şöyle küçük küçük kutucuklar görebiliyor. Eğer veliler ailelerinizle beni duyabiliyorlarsa resimleri çizerken ya da konuşanı görmek için böyle ekranınızın sağ üst köşesinde View diye böyle kutucuklar var. Ona basıp İkinci seçeneği seçmeniz lazım. Speaker View diye. Bir de Gallery View var. Bunu tabii aileleriniz daha iyi bilir. Gallery View'e basarsanız diğer arkadaşlarınızı görme imkanınız olur çok fazla. Speaker View diye basarsanız konuşan kişiyi görürsünüz çocuklar. Bununla alakalı dün birkaç kişi dönüş yapmış. İşte sizi küçük ekranda görüyoruz diye. Onun ayarı orası. Bilginiz olsun. Tabii bilgisayar kullananlar için diyorum. Muhtemelen telefonlar için de benzer bir şey var. Evet Ahmet rehberim, sana ulaşabiliyor muyuz? Sesini açtın mı? Başlayalım mı? Nasıl olsun? Bakayım. Evet, sesin açık. Ahmet rehber. Şimdi çocuklar, Ahmet rehber bizi duymuyor galiba. Hepinizin sesini açacağım. Tamam mı? Hazır mısınız? Ahmet rehber neredesin diye bağıralım, tamam mı? Bakalım bizi duyacak mı? Hadi bakayım, açtım galiba. Bakayım. Bağırabiliyor musunuz? Ama kulakları kapatıp bağırmak yok, ona göre. Acaba duymuş mudur?
Ahmet Rehber. Seni bekliyoruz. Evet, şimdi Ahmet Rehberimizi bakalım. Ay, onun sesini kapatmış olabilirim çocuklar. Hemen bakıyorum. Bakıyorum. Evet, onun da sesini kapatmışım ben bu arada. Şimdi açtım. Evet, sizi duydum. Evet, sizi duydum. Hatta büyük bir ses çıktı böyle. O kadar büyüktü ki. Şöyle kocaman böyle, kocaman bir sesti böyle. Sanki ne sesiydi acaba? Acaba o sesin resmini çizebilir miyim? O kadar büyük bir resim çizebilir miyiz acaba hep beraber? Biz bir kere resmin sesini çizmiştik değil mi? Yok, evet. Sesin resmini çizmiştik. Yanlış söyledim. Evet, herkes hoş geldi. Kocaman herkese merhaba diyoruz o zaman. O kadar yüksek ses vardı ki. Şöyle İstanbul'un Çamlıca Tepesi'nden, Yedikuleler'den, ondan sonra Rumeli Hisarı'ndan, sonra Topkapı Sarayı'ndan, ondan sonra Ankara'dan, başka nereden? Van'dan, ondan sonra Bitlis'ten, Hakkari'den, bütün her yerden. Antep'ten, duyduk. Hatay'dan. Evet. Hatay, Antep, evet. Ve evet, her yerden duyduğumuz sese cevap veriyoruz. Diyoruz evet. Ki şu an bekleyenler de vardır belki sanırım. Katılım artıyor. Yine 355-400'e doğru yaklaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar, böyle hemen başlamayalım. Biraz bekleyelim. Belki birkaç arkadaşınız daha gelir ama sohbet edebiliriz. Mesela acaba diyorum ki bugün böyle hani karda yağdı ya böyle. Karla ilgili karda yaşayan hayvanlar üzerinden belki bir şeyler yapabiliriz. Kar yağdıyken acaba bazı hayvanlar ne yapıyordur? Neler yapıyordur? Belki bunlarla ilgili bir şey yapabiliriz. Ne dersiniz? Olabilir. Tamam. Evet. Şimdi bakalım. Size birazcık bilgilendirme yapmak istiyorum aslında. Şöyle küçük. Kuralları olmayan ama bazı teknik bilgilendirme. Herkes tabii kağıdını hazırladı biliyorum. Sonra kağıdını dik tuttu. Benim de böyle bir tane kağıdım var. A4 kağıdında gördüğünüz gibi. Sizden de ricamız kağıtlarınızı şöyle dimdik tutun. Hatta bir tane sloganımız var. Bizim bu atölyelerde, atölye balık çalışmalarında, bir çiçek koleji çalışmalarında şöyle bir sloganımız var. Diyoruz ki kağıtları dik, kalemleri hazırlayın, çizime geçiyoruz. Bu sloganı bir yerden hatırladınız mı? Koltuklarınızı dik tutun, kemerlerinizi bağlayın, uçuşa geçiyoruz. Onun gibi değil mi? Tamam, biz de kağıtla resim çizerken sanki uçuyormuş gibi resim çizeceğiz, tamam mı? Birkaç tane bir şey hatırlatmak istiyorum size. Kaleminizi çok bastırmayın. Yani bu kalemi çok bastırmak derken şöyle bakın. Diğer çok fazla bastırmayın. Kağıdı deler. Kağıdı derseniz kar suları kağıdınızın o delik kısmına kar gider. O yüzden kalemi çok bastırmadan çiziyoruz. Aynı zamanda biz çizdiğimiz resmi boyayacağız. Boyamamız için de kağıdı yıpratmamamız lazım. Kalemde, kağıtta çok fazla iz olursa tabii çizmemiz biraz zorlaşabilir. En önemli kural aslında taktik bu. Kural değil ama taktik. Daha iyi böyle güzel resimler çizebilmemiz için böyle bir kuralımız ya da taktiğimiz var diyebilirsiniz. Bakalım şimdi resimler çizmeden önce hem böyle sohbet ederken neler yapacağımızı da düşünmemiz lazım. Bu arada benim kalemim pili var, haberiniz var mı? Pilli kalem. Böyle bazen pili çıkartılıyor, değiştiriliyor. Böyle daha hızlı çizebilmek için pilli kalem aldık. Tabii ki de bu pilli kalem ama dijital tabletin kalemi. Şu an çalışmadığı için bir tane pilini çıkartıp taktım. Tekrar deniyorum. Eğer çalışmazsa ne yapacağız? Tabii ki de pilimizi hemen yenileyeceğiz. Şimdi ben onu yaptım. Evet, çalışıyor. Tamam, süper. Arkadaşlar, ben çocuk kitapları resimleri çiziyorum. Pilli kalemim var. Bazen kağıda, bazen tuvale, yani yağlı boya, bazen kuru boya, bazen pastel boya. Her tekniği deniyorum. Yapacağım işe göre bu tekniği belirliyorum. En öndesinde hayal kuruyorum arkadaşlar. Hayal kurmayı sakın unutmayın. Hayal kurmadan resim çizemezsiniz. Bugün yapılan bütün icatların sahibi aslında çocuklardır, biliyor musunuz? Hayal kurdukları için o kadar güzel ihtiyaçlara karşılık vermişlerdir ki kurdukları hayaller mükemmel işlevsel ürünlere dönüşmüş ve bugün hayatımızın kullanırken kullanımımıza kolaylaştıran birçok şeyi yapmışlardır. Yani bir uçağın hayalini aslında ilk bir çocuk kurmuştur. Haberiniz var mı? İşte biz de hayal kurarak resimlere başlıyoruz. Şimdi tabii biz birazcık bu hayal kurmadan önce basitçe resim çizmenin tekniklerini inceleyeceğiz hep beraber. Yani şöyle mesela çizeceğimiz şeyi basit bir şekle benzeteceğiz. Mesela şöyle ipucu verelim. İpucu verelim. Mesela armuttan bir şey yapabilir miyiz arkadaşlar? Armut resminden. Böyle kocaman bir armuttan kocaman bir şey
Bir ney? Yapamayanlar var mı? Yapabilirim diyenler. Evet, yapabilirim diyenler şöyle bir el kaldırsın. Evet, yapabilirim, yapabilirim. Elva, sen de yapabilirsin diye düşünüyorum. Bu arada sayımız o kadar çok ki belki Elva dediğim zaman toplam 10 tane Elva olabilir. O yüzden siz de birebir değil de ben daha çok genel olarak konuşmaya çalışacağım. Ama böyle bazen sizin burada olup olmadığınızı sesle kontrol edeceğim. Diyeceğim ki mesela şöyle herkes kağıdına şöyle bir armut. Ben de biraz kağıdı yaklaştırayım değil mi? Şöyle kalemimi de biraz büyüteyim. Şöyle bir armut çizin bakalım nasıl bir şey olacak. Şöyle 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 şöyle. Kocaman bir armut çizdiniz mi? Biraz armut yamuk oldu değil mi? Ama yamuk olması bence sorun değil arkadaşlar. Yani şöyle bir şeyin yamuk olması, yuvarlığa benzememesi, dikdörtgene benzememesi resim için özellikle sorun değil. Eğer mimar olacaksanız, mühendis olacaksanız tabii ki de milimetrik hesaplar yapmanız lazım. Çünkü düşünsenize uzaya roket gönderiyorsunuz. 1 milim hata yapsanız Mars'a değil de Venüs'e gidebilir mesela. Çünkü buradan 1 milim şöyle baktığınız zaman dereceye göre eyvah Venüs'e gittik. Geri dönemiyoruz. Mazotumuz bitti diye böyle astronotlar orada kalabilir. O yüzden bazı işlerde milimler, santimler önemlidir ama resimde bu çok önemli değil. Resimde fotokopi çekmek gibi de düşünmeyin. Fotoğraf çekmek gibi de düşünmeyin. Resim çizmek daha böyle özgür, sınırları olmayan bazı kuralları kaldırdığımız, özgürce çizdiğimiz şeyler. Herkes kendi kağıdına şöyle bir armut çizdi mi? Evet, süper. Şimdi bu armut herhalde bu böyle çok yağmur almış, çok rüzgar yemiş, hem böyle sertleşmiş hem de farklı şekillere bölünmüş bir armut. Acaba diyorum ki şu armutun şöyle şöyle armut şeklinin acaba 2 tane şöyle kulağı olsa mı? Kulaklı armut. Hiç gördünüz mü hayatınızda kulaklı armut? Bazen böyle armutların kulağı değil de burnu olabiliyor. Mesela şöyle mesela yanlışlıkla armutun büyüdüğü yerde bir tane ağacın dalı oluyor mesela. Ağacın dalına geldiği zaman oraya değiyor. Büyüdükçe oranın şeklini alıyor. Bir yerden böyle kıyıp diye burun çıkıyor falan. Bir bakıyorsunuz burunlu armut. Pazarda böyle alışveriş yaparken burunlu armutları bulmaya çalışın, tamam mı? Böyle bir tane böyle beneği olan armutu bulabilirsiniz. Onun burnunu siz yiyin. Şimdi burun demişken acaba diyorum biz bu armuta bir tane de burun mu yapsak şöyle? Acaba ne dersiniz? Şöyle bir şuralara bir yere bir burun yapsak ne olur? Evet. Burnumuz hazır. Diyorum ki bu armutun burnu varsa herhalde bu armutun neyi vardır? Ağzı mı? Gözleri mi? Yoksa kulakları mı? Kulakları yaptık. Burnu yaptık. Değil mi? Biz bile armutun tadına bakmamız gerekiyor değil mi? Armutun tadına bakmamız için ağzımız olmalı değil mi? Ağzımız, evet. Peki görmediğimiz şeyin tadına nasıl bakacağız arkadaşlar? Neyse hadi bir ağız yapalım şöyle şuraya da. Ağız ve çeneyi aynı anda yaptık. Kocaman bir armut şu an acaba neye dönüşüyor yavaş yavaş? Şimdi bir tane göz yapalım. Ama bir tane göz yetmez değil mi? Acaba diyorum 2 tane mi göz yapsak? Yoksa 3 tane göz olur mu canım? Yok ya 3 tane fazla. 2 göz yeter değil mi? Hayvanların. Aa, hayvan dedim ağzından kaçırdım. Neyse hala bulamadınız diye düşünüyorum. Tamam şuraya 2 tane göz yapalım. Peki gözler şöyle bir yerde olabilir değil mi? Gözler acaba kulağın içinde olabilir mi şurada? Hayır, kulağın içinde olamaz tabii ki de. Kulağın içinde değil. Gözler tabii ki de ağzın ve burnun tam üzerinde olur. Bir göz küçük, bir göz büyük olsun. Tabii göz tek başına yeterli mi? Bir de göz bebeği olması lazım. Gözün bebeği böyle. Şöyle bir tarafa baksın ama ne tarafa baksın? Şu tarafa mı baksın? Bu tarafa mı baksın? Ağaca mı baksın? Yere mi baksın? Yoksa eve mi baksın? Eve baksın mı? Bir tane eve mi baksın acaba? Tamam. Şurada bir ev varmış ona baksın. Şöyle merakla baksın. O zaman göz bebeğini biraz daha büyük yapın. Merak.
dedik ya. Merak olunca böyle çocuklar merak olduğu zaman gözde bebeği büyür. Kocaman merak ve korkuda göz bebeğimiz büyür. Şöyle içinde simsiyah doldurun. Bakın burada bir parlaklık bıraktım. Göz bebeği böyle nemli olduğu için parlak olur değil mi? Tabii bu göz bebeği var. Burun var. Ağız var. Ağız tam olarak nerede acaba? Ben onu tam çözemedim. Sadece burun var. Ağzı yapmamışız arkadaşlar. Yani şöyle duruyor değil mi? Ha, kaşlar kaşlar evet. Burada böyle kocaman dikdörtgen şekilde kaş olsun mu? Evet, burada böyle kaşlar olsun tabii. Tabii kaşlar var. Yani burada hala ağız kısmından göremedim için şuraya sanırım bir ağız yapmam lazım. Şaşkın olduğuna göre şöyle bir yuvarlak bir ağız yapabiliriz değil mi? Oo diye böyle. Eve bak diye böyle şaşırabilir. Yani şaşırmak için ne yapması lazım? Ağzını açması lazım, değil mi? Gülmek için. O zaman siz mesela burada farklı duygular verebilirsiniz, değil mi? İsterseniz gülümseyen, isterseniz şaşıran, korkan, kaçan, üzülen, bilmeyen. Bilmeyen yüz ifadesi var mı ya? Şöyle değil mi? Evet. Farklı yüz ifadeleri yapabilirsiniz. Acaba diyorum ki ya zaten siz bunun tam olarak tabii ki de bir sincap olduğunu anladınız değil mi? Sincap mı bu? Tavşan mı? Kedi mi? Fare mi? Kaplan mı? Fil mi? Başka ne hayvan kaldı ya? Bütün hayvanları saydık. Yok ya daha bir sürü hayvan var. Köpek mi? Timsah mı? Balık mı? Balık seven bir hayvan. Balık seven bir hayvan. Neyi duyamıyorum? Daha yüksek, daha yüksek. Acaba nedir, 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 nedir? Balık seven, armut seven, balık seven, bal seven. Tabii ya. Bal seven, balık seven, armut seven bir hayvan. Şöyle kocaman pençeleri olan değil mi? He, o zaman bir pençe yapalım değil mi biz buna? Doğru. Şöyle, yani kollarını yapmamız lazım tabii. Evet. Tabii tabii şöyle, acaba kollarını ne tarafa doğru yapsak? Şöyle yukarı mı kaldırsak böyle? Şöyle mi yapsak acaba? Böyle sesi de diye olan. Çok da fazla korkunç olmayan ama biraz büyük ve sevimli. Çünkü bal falan seviyor zaten. Yani tatlı şeyler sevenlerden niye korkacağız ki? Şöyle bakalım bakalım. Şurasında mı olsun, burasında mı? Şöyle uslu bir hayvan olsun bu ya. Şöyle. Evet, kollar da hazır. Acaba kollar varsa tabii bunun bir ayağı da vardır değil mi? Şşt, bir de ben bu hayvanın artık ne olduğunu anladınız diye tahmin ediyorum. Tabii ki de evet. Bir, iki, üç diyeceğim. Herkes aynı anda ne olduğunu söylesin. Bir, iki, üç. Ayı. Evet, ayı. Evet. O zaman bu bir ayıysa, hatta şöyle kulağını da biraz daha büyütelim. Ne dersiniz? Şöyle kulağı da büyüsün. Tamam. Ya bu ayı kış mevsiminde karlar da yağıyor ya. Üşür ya arkadaşlar. Bence bu ayıya bir kazak giydirelim mi? Ne dersiniz? Şöyle kocaman bir kazak giydirelim böyle. Toplam bu kaza 28 tane anne aynı anda örsün. Çok büyük bir kazak ya böyle. Günler süren bir kazak. Şöyle yakası da biraz geniş olsun. Kolları da buraya kadar gelsin. Bakalım bu kazağın desenlerini kim nasıl yapacak? Ben mesela şu kazağın burasına böyle bir şerit çekeceğim. Kollara bir şerit çekeceğim. Buralarda bir şerit. Yakasını da aynı şekilde. Şöyle şurasına desen yapayım mı arkadaşlar? Şurasına böyle bir desen yapayım. Bakalım nasıl bir desen olacak.
Evet. Siz buraya istediğiniz deseni yapabilirsiniz. En sevdiğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ben bu ayı çok tatlı bir ay olduğu için şöyle annesi ona yani bir sürü anne ona kazak örmüş ya. Şöyle bir tane böyle eline bir çiçek çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir çiçek çiziyorum buraya. O bir çiçeği tabii o kadar anneye nasıl verecek bilmiyorum ama bütün anneler için elinde taşısın, tamam mı? O çiçeği de annesine hediye etsin. Bu ayının bir de böyle kuyruğu olsun. Ayımızı çizmiş olduk. Şimdi tabii bu ayı karda, kışta, kazağında giymiş. Balık desenli bir kazağı. Elinde de bir çiçek. Evine gitsin değil mi? Şöyle şuralarda bir evi olsun bu ayın. Şöyle ayının da girebileceği şekilde bir ev. Bakalım nasıl bir ev. Herkes böyle uzakta, çok hafif uzağa böyle bir dağın tepesine şuraya böyle onun için bir ev yapsın. Hatta o evin bir yolu olsun değil mi? Şöyle yürüsün, yürüsün, yürüsün. Evet. Ayının evi burası olsun. Biraz böyle ayının evini çizmek aslında çok basit oldu değil mi? Çünkü ayının evi aslında bir dağın eteğinde küçücük bir deliğin içinde böyle korunaklı bir mağara değil mi aslında? Tabii mağaranın içi biraz karanlık olur değil mi? Tabii ayılar bizim gibi böyle ampuller kullanmazlar. O yüzden burası böyle karanlık olur ama bu ayı birazcık çiçeği de olan, kazağı da olan bir ayı olduğu için şöyle şuraya bir tane pencere açmış. O pencereden içeri ışık giriyormuş arkadaşlar. Yani biraz böyle ev gibi bir şey yapabilirsiniz yani buraları, tamam mı? Sonra bu kapının önüne bir tane böyle posta kutusu koymuş. Buraya gazeteleri geliyormuş. Sonra bunun bir bisikleti varmış. Şuraya bir tane bisiklet koymuş. Şöyle bir bisiklet. Basitçe böyle oraya bir bisiklet, bir posta kutusu. Etrafı böyle artık karla kaplı. Zaten karla kaplı olduğu için yollarda azıcık açık. Beyaz olarak bırakabilirsiniz. Birazdan biz boyamaya geçeceğiz arkadaşlar. Boyarken acele etmeyin. Buraları karla kaplı bir şekilde boyayacağız. Bir tane teknik var bunun için. Hep beraber bunu birlikte deneyeceğiz, öğreneceğiz, tamam mı? Ama şimdiden siz çizimleri bitirin. Boyama konusunda acele etmeyin. Dediğim gibi herkes kazağının üzerine farklı desen yapabilir. Biz bir balık ve bir çiçekle karakterimizi destekledik. Aslında basit şekillerden birçok şeyi çizmek mümkün. Mesela yuvarlaktan bir balık, yuvarlaktan yine bir kuş, yuvarlaktan bir çocuk kafa şekli olarak. Ondan sonra yuvarlaktan başka tabii ki de mesela bir kedi olabilir. Kareden de kedi yapabilirsiniz. Mesela kareden bir fil, kareden bir kedi, köpek. Ondan sonra kareden inek. İnek yapılır mı? Yapılır. Böyle basit şekillerle hayvan çizimlerini denemeye çalışın. Biz tabii atölyelerimizde bunları zaten sürekli yapacağız ve deneyeceğiz. Hatta katılımlarınızı sürdürün. Bir şekilde bu çizimleri yapın. Bu çizimlerinizi aynı zamanda arkadaşlar bizim görebilmemiz için Bir Çiçek Koleji sayfasını, Atölye Balık sayfasını etiketleyerek bize ulaştırabilirsiniz. Mesaj da atabilirsiniz. Biz gerçekten çizimlerinizi çok merak ediyoruz. Şimdi herkes hazırsa isterseniz yavaş yavaş boyamaya geçelim mi? Sanki boyamanın zamanı geldi gibi değil mi? Evet. O zaman herkes şöyle ellerine boyayacağı ilk renkleri alsın. Mesela ayı için kahverengi tonların hepsini alın. Yani açık kahverengi, koyu kahverengi, hafif bir de siyah, sarı, turuncu mesela bunları alabilirsiniz. Veya ben kahverengi ayı boyamayı tercih ediyorum. İsteyenler mesela turuncu ayı boyayacaklarsa turuncu, kırmızı, sarı bu üç rengi alabilir. Veya isteyenler mavi bir renk ayı yapmak istiyorsa açık mavi, koyu mavi, daha koyu mavi, daha koyu mavi. Çok koyu mavi, en koyu mavi alabilirler. Renkleri niye böyle çeşit çeşit yapıyoruz biliyor musunuz?
Ayının tüylerini tek tek oluşturmak için aslında ışığın etkisiyle açıklı koyulu renkler üretmem lazım. Dolayısıyla siz de hangi renk yapmak istiyorsanız ona yakın açık ve koyu renkleri yanınıza alınız. Ben şimdi kendime kahverengileri toplayacağım. Kalemin pilini takıyorum. Kalemin pilini takmaya çalışıyorum hala. Evet, pilli kalem. Hazırım. Renklerimi seçiyorum. Mesela ben kahverengi bir ay yapacağım. Şöyle açık kahverengiyle başladım arkadaşlar. Kuru boya olarak düşünüyorum. Açık kahverengiyle ayın tüylerini şu yönde boyuyorum. Mesela gördüğünüz gibi dikey boyuyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Bu ne işe yarıyor? Ayının tüyleri sonuçta aşağı doğru dizilmiş. Dolayısıyla biz de o tüyleri boyuyoruz. Burada biraz dışa taşabilirsiniz, sağa sola taşabilir ama şuna dikkat edin. İlk etapta açık bir ton boyamaya dikkat edin. Çok bastırmayın. Hem bileğiniz zor olmasın hem de yaptığınız çalışma daha düzenli olsun. Aceleniz yok. Kimse Guinness Rekorlar kitabına girmeyecek. Birinci ya da ikinci ya da sonuncu diye bir şey yok. Herkesin bu resimleri bir şekilde bitirmesi için biz burada hazır olacağız. Şöyle gördüğünüz gibi dikey bir şekilde boyamaya devam ediyorum. Mesela bazı yerler koyu, bazı yerler açık kalıyor. Fark etmez. Bu resmin zaten güzelliğini sağlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi iyice buraları boyayalım bakalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. İlk olarak açık renkleri boyadık, değil mi? Şöyle aynı renk elimizdeyken ayının gövdesini boyamaya devam edelim. Mesela burası daha hızlı boyanabilir. Şöyle şöyle rastgele rahat rahat boyayın arkadaşlar. Burada özellikle dikkat ettiğimiz konulardan birisi de önce açık renk, sonra daha biraz daha koyu renk, sonra daha koyu renk, en koyu renk, en daha koyu renk, daha en daha koyu renk ve en koyu renk. Kapanışı, finali en koyu renk yapıyoruz arkadaşlar. Açıktan başlama sebebimiz şu. Bir nevi ilk kat biraz daha geçişli olur. Onun üzerine yeni bir şey uygularız. Aynı zamanda doğada da böyledir. Mesela ilk hayvanlar doğduğu zaman bile renkleri böyle beyaza yakındır. Sonra yavaş yavaş tüylenir. Tüyler hafif beyaz sarı gibidir. Güneş aldıkça koyulaşır. Daha koyu olur. Yaşı ilerledikçe en koyu olur. Hatta birçok hayvanın güneş almayan bölümleri yani karnı beyazdır. Çünkü doğal denge bu şekildedir. Yaratılış bu şekildedir. Biz de taklit ediyoruz. Hepimiz taklit eden birileriyiz şu an. Taklit ederek geliştiriyoruz kendimizi. Dolayısıyla renkleri aynı o sırada boyamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle tabii milyonlarca tüy var değil mi? Kışlar, aylar tüyleriyle sıcaklarda nasıl serinlediyse kışları soğuklarda da ısınıyor. Tüyler bu görevi görüyor. Yani klima gibi bir şey. Yazları sıcak, kışları soğuk. Ayıken diye bir marka mesela. Ayı diye bir klima olsa aslında çok iyi satar, değil mi? Ayı markalı klima. Yazları sıcak, kışları soğuk. Yok ya, yanlış söyledim değil mi? Yazları soğuk, kışları sıcak. Bak şimdi doğru oldu işte. Reklamı iyi yapamadık. Evet, açık renkleri boyadık. Tabii kahverengin açığı buysa koyusu nasıldır çok merak ediyorum. Ayakları da boyadık. Şu pompon şeklinde kuyruğu da boyayalım. Kulağının kenarını da boyayalım arkadaşlar. Şimdi ilk etapta bu tonlar hazır değil mi? Elleri de boyayalım. Şimdi bir koyusuna geçiyoruz. Bu koyu renk kahverengiyi alıyorum. Mesela özellikle şu ayının gözlerinin altını daha çok boyuyorum. Mesela şöyle bir kendime bir koyu bir düzen buluyorum. Yaka kısmını biraz daha boyuyorum. Gördüğünüz gibi bakın açık koyu, açık koyu böyle tüyler oluşmaya başladı değil mi? Burada mesela biraz daha böyle koyu boyadığım yerler var. Koyu açık, açık, koyu, koyu, açık. Koyu açık, koyu açık, koyu açık. Tamamını boyamak zorunda değiliz ama şöyle koyular, açıklar, koyular, açıklar şeklinde boyamaya devam ediyoruz. İşte resim yapmak tam da böyle bir şey.
renkler elimizde. Devam ediyoruz boyamaya. Üst üste işliyoruz. Mesela şu an hızlıca bitirenler vardır. Onlar şampiyon değil arkadaşlar. Bilir misiniz? Kaplumbağalarla tavşanlar bir yarışa başladıkları zaman ikisi de aynı anda finale varırlar. Nasıl olur? Hızlı olan bir sürü sıkıntıyla karşılaşır. Engeller, çukurlar, taşlar, kediler, göbekler bir sürü macera yaşar. Kaplumbağa ise yavaşça, sakince, emin adımlarla ilerler, yerler ve bir bakarlar ki tavşanla aynı adım anda finale ayak basarlar. O yüzden acele etmenin hiç manası yok. Acele edince resim yapmış olursunuz. Evet ama bazı eksiklikler kalabilir. Eksik öğrenebilirsiniz bazı şeyleri. Dolayısıyla biz acele etmeden resim yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi ayımızı sakince boyuyoruz. Şimdi tabii burada böyle bir sürü kişi var ya mesela. Herkesin hızı farklıdır. Aramızda kaplumbağalar, tavşanlar, kediler, kuşlar, çiçekler, her şey var. Balık var. Öyle mi? Yani balık mısınız siz? Balık var mı? Kedi var mı? Kaplumbağa var mı? Ama kaplumbağa gibi yavaş olan, ama tavşan gibi hızlı olan var mı? Var değil mi? Yani burada bir benzetme yapıyorum aslında. O yüzden biz burada yarış yapmıyoruz. Hep birlikte sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Yani atölye dediğimiz aslında birlikte hareket ederek ortaya çıkarttığımız güzel sonuçlar. Şimdi atölye bitince şöyle bir şey olacak. Hepimiz aynı anda 500 tane ayı resmi çizeceğiz. Hepimizin ayısı kendi içinde güzel. Hepimizin ayısı farklı. Hepimizin ayısı büyük. Hepimizin ayısı özel, özgün. Güzel bir çalışma olmuş olacak. Ben mesela şu an boyamaya devam ediyorum. Şu ayakları biraz daha koyu boyayacağım. Çünkü tonlama yapmak için şu ek yerleri genelde daha koyu yapmakta fayda var. Evet, bu kahverengi uygulamam da bitti. Şimdi açık bir kahverengi alıp şöyle kulağının içini hafifçe, kulağının içi güneş almadığı için açık olur değil mi? Aynı zamanda şu burnunun olduğu bölge, orası güneş alıyor ama neden bilmiyorum, orası da açık oluyor. Belki de herhalde ten rengi gibi. Allah öyle yapmış onlar da. Orada ayrı bir açıklık var. Belki az bir tüy var diye. Ya da güneşten etkilenmiyordur. Ama ayılar da birbirinden farklı renkler elde edebiliyor. Aynı zamanda bu açık rengi şöyle kenarlara da uygulayabilirsiniz. Üstüne bir geçiş yapmak gibi için. Bakın böyle burada uygulayınca ne kadar ilginç bir geçiş oldu değil mi? Şöyle bazı kenarlara uygulayabilirsiniz açık rengi. Yani bu aslında bir ışık, yansıma gibi bir şey düşünün. Şuralara da uygulayabilirsiniz. Bu kenara da uygulayabilirsiniz. Benim ayım hazır arkadaşlar. Acaba diyorum şu kazanı da böyle kahverengiyle hangi renk uyumludur? Şöyle bir sizden duyayım bakayım. Uyum dediğimiz nasıl bir şey biliyor musunuz? Zıt uyum diye bir şey yapın. Yani kahverengiden tam ters bir renk. Yani kahverengi kırmızı mesela. Kahverengi turuncu. Kahverengi mavi. Bunlar böyle yan yana geldiği zaman zıt uyumlu renkler olur değil mi? Biz de zıt uyumlu renkleri yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Benim zıt uyumlu rengim kahverengi ve turkuaz. Yani doğadaki o uyumu fark ettiniz değil mi? Yeşil ve kahverengi. Turkuaz nasıl oluşturulur biliyor musunuz? Mavi ve yeşille. Yani doğadaki tam olarak renkler mavi, yeşil, kahverengi. Olağanüstü uyum. Zıt uyum. Evet, zıt uyum aslında bize bir şekilde birbiriyle anlaşma, birbirine uyum sağlama, olduğu gibi kabullenme, birbirimizi bu şekilde sevebilme gibi birçok şey öğretir. Şimdi zıt uyumlu rengimiz olan turkuazı kazağın üzerine uyguluyorum. Kazan örme şeklini biliyorsunuz değil mi? Dikey ve yatay. Dikey, yatay. Çapraz. Bir sürü modeller vardır. Biz de boyarken ona uygun bir şekilde boyuyoruz. Dikey boyuyoruz. Ve bir kat dikey. Şöyle sanki kazağı örüyormuşuz gibi düşünün. Aynı zamanda o kazak olduğu için yün bir dokusunu elde etmeye çalışacağız. Şimdi diyeceksiniz ki kazak niye giyer ki bu ayı? Evet, niye giyer? Cevap veriyorum.
Resimlerde ayılar kazak giyer. Çünkü resimler bizim ürettiğimiz özgün işlerdir. Hayallerimizde ayılar kazak giyerse resimlerde de giyer. Kurduğumuz hayalleri resimlere bu şekilde dökebiliriz. Nasıl mı dökeceğiz? Şöyle kafayı açıp. Öyle dökülür mü hiç? Öyle dökülmez mi? Düşüneceğiz, denemeler yapacağız, karalayacağız, çizimler yapacağız, kağıtlar harcayacağız. Ve kafamızdaki her şeyi kağıtlara dökeceğiz. Nasıl dökeceğiz? Şöyle bir tane musluk takıp. Öyle olmaz can. Niye böyle bir örnek verdim? Çünkü hayal kurarken biraz bazen tuhaf şeyler gelebilir aklınıza. O tuhaf şeyleri resmedebilirsiniz. Mesela bir ayının evini kurmak gibi düşünün. Mesela karlar nasıl yağar hiç düşündünüz mü? Orada bir bulutun üzerinde bir dondurma ya da dondurucu bir makine mi var? Nasıl oluyor yani karlar? Şöyle birisi böyle Kahramanmaraş dondurması yaparmış gibi her tarafa kar tanesi mi atıyor? Mesela hayal kurarken bunları düşünebilirsiniz. Böyle şeyler yaparken, bu şekilde düşünürken zihninizde böyle olağanüstü böyle filmler olur, animasyonlar olur. Ve bir bakarsınız ki çok ilginç resimler çizmişsiniz. Yani iyi resim çizmek isteyenler hayal gücünü kullansınlar arkadaşlar. Hayal gücü çok önemli. Da 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 dam. Hayal gücü atölyemize hoş geldiniz. Şimdi kazağımızı dikey boyuyoruz ve yatay boyuyoruz şimdi de. Şu yaka kısmını biraz daha bastırarak boyayabilirsiniz. Çünkü orası zaten bir koyu olacak. Bakın, yani burada aynı zamanda bastırmak ya da bastırmamak. İşte bütün mesele bu. Bunu da anlamış olduk. Mesela yaka kısmı dedik, kol kısmı, kazağın bittiği kısım. Buraları da yatay bir şekilde boyayıp bastırabiliriz arkadaşlar. Ama çok değil, kağıdı yırtarak değil. Sonra kazağın kendisini de hafifçe bastıralım. Mesela şöyle hafif elips şekillerde çizgiler yapalım. Hatta şu kolunun olduğu yere altına gölge ekleyelim biraz daha. Bu arada tek renkle yapıyorum bu sefer bunu. Sizde turkuaz olmayabilir. Evet, farkındayım. Ama zaten dediğim gibi yeşil ve maviyi karıştırarak turkuaz elde edebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı söyledim. Fazla bastırmadan boyayacaksınız. Bakın, şurada biraz beyazlık bıraktım, gördünüz mü? O beyazlığı bıraktık. O ne işe yarıyor? Işık ve gölge. Yani orada kolun olduğunu bize bir şekilde ifade etmiş oluyor. Resim çizerken böyle hafif sesli konuşabilirsiniz. Şurada biraz ışık olsun. Şuraya bir balık gelsin. Şurada bir çiçek. Ayının kazağında şöyle bir desen olsun. Ayının ayakları çıplak olsun. Aa, ayının ayaklarında bir şey yok. Ayının ayaklarına acaba çizme mi gidiyor? Olabilir mi? İsteyenler ayıya birer çift çizme verebilir. Şöyle ellerin olduğu yeri de biraz boyayalım. Bu arada üst üste boyadıkça resmimiz katmanlar halinde artık gelişmiş oluyor. Dolayısıyla resmimizi bu şekilde sürdürdüğümüzde üst üste boyadığımızda renk daha canlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve ben bu resmi biraz daha boyasam devam eder. Ama şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Resminize biraz yaklaşın. Ve varsa hatalar oralara biraz daha uygulayın. Yani mesela şurası gibi. Hata dediğim yani biraz böyle eksik kalmış yerler vardır veya detay gereken yerler vardır. Mesela şu gözlerin altı biraz daha koyu olabilir. Buraları böyle biraz daha gözden geçirin ve tekrar son kontroller yapın. Hani mesela vardır ya böyle üretim fabrikalarında kalite kontrol yerleri. Mesela düşünsenize bir çikolata fabrikasında kalite kontrol masasında siz otursaydınız. Bütün çikolatanın tadına bakardınız. Şöyle gofret, tamam. Lollipop, tamam. Biraz da bunun tadına bakayım. Sonra akşam eve gittiğinizde, hatta gidemediğinizde şöyle olurdu. Sizi helikopterle eve taşımak zorunda kalırdınız. Çünkü bütün çikolatanın tadına baktığınız için şöyle kocaman olmuş olurdunuz. Şimdi biz de burada kalite kontrol yapıyoruz. Şöyle gözlerin altında biraz daha boyanması gereken yerler var. İşte kulağı biraz daha netleştirelim. Yani resim bittiği zaman bir daha bir kontrol etmekte fayda var. Şuraya biraz açıklık verelim. Tamam, şu kulağın burasını biraz boyayalım. Evet. Tamam. Şurada birazcık da koyuluk verelim. Burası. Bak buralarda biraz daha koyu olması lazım sanki. Evet, kalite kontrol ekibimiz çok güzel çalışıyor. Burası biraz aydınlık. Tamam. Ayımızın bütün kontrollerini tamamladık. Şu balığın kenarını biraz boyayalım.
Çiçeğin rengini unutmuşuz. Çiçeğin ortasına sarı bir renk koyalım çünkü polenler çok önemli, değil mi? Şimdi bu polenler ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu çiçek aslında arının balı, ayının balı. Yani arının yaptığı, arı ayının, bizim bir sürü kişilerin tükettiği polenleri taşıyan işte bu bölge, sarı bölge. Acaba diyorum ki şuraya bir arı mı yaklaşsa? Evet, arı geliyor sanırım. Dikkat edin arkadaşlar. Elipsten arı. Evet. Arımız hazır. Uçma. Diyeceksiniz ki kışın arı ne alaka? Arı, o da evini kaybetmiş. Arı da evini kaybetmiş. Balık da, çiçek de. Hepsi birazdan şu mağaraya yerleşecekler. Kışı burada geçirecekler arkadaşlar. Şimdi eğer resmimizin buraya kadarki kısmı hazırsa ne dersiniz? Şöyle yavaş yavaş arka plan boyayalım mı? Ama bir de şöyle bir şey hatırlatalım. Zemini şöyle gölge yapmayı düşünün arkadaşlar. Hafif gölge olsun çünkü hatta siyah rengi de kullanırsınız. Ayının yere bastığı yer gölge olsun ki yerde olduğunu anlayalım. Şuraya da arı gölgesi koyalım. Buraya da bisiklet. Buraya da mağara. Şimdi acaba diyorum ki şu karlar nasıl olur yani kar boyaması? Kar boyamak için aslında gri ve mavi renkler düşünülebilir. Mesela şöyle şuraları böyle hafif mavi boyayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Herkes hazır mı? Artık mavileri elinize aldınız mı? Evet, şöyle hafif mavilikler boyarsanız aslında burada bir yerde de kar yağdığını anlayabiliriz. Bazı bölmeler. Sadece bazı yerler mavi boyuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maviler hazır. Hazır, hazır. Şöyle acaba diyorum ki bazı yerlerde de kar mı yağsa? Ne dersiniz? Şöyle kar yağsa mı? Şöyle kar da yağıyor. Artık ayının ve arının ve balığın ve çiçeğin eve gitme vakitleri gelmiş mi? Ne yapacağını şaşırmış ayı ve arkadaşları yolun eve gideceğini artık anlamışlardı. Ve bu kışın macera burada sona ermişti. Artık evlerine gidebilirlerdi. Burada sanki şu balığı boyasam iyi olacak değil mi? Şöyle hafif kahverengi. Şöyle hafifçe. Çünkü çok beyaz kalmıştı. Evet. Değerli dostlar. Bakalım. Şöyle ayımızı herkes gördü. Acaba diyorum ki sanki resimler de biraz bitmiş gibi. Öyle anlıyorum. Resim bitmeyenler, bitiremeyenler olabilir. Evet. Ahmet hocam bir detay ekleyelim mi? Mağaranın içerisine hani pencere yaptık. Belki ışık yanıyor da olabilir oradan. Sarı renk mi versek? Posta kutusunu belki başka bir renge de boyayabiliriz. Turuncu gibi detaylarda nasıl olur? Evet Merak arkadaşlar, ettim. bitirenler varsa demek ki hala yapacak bir şeyler varmış. Hiçbir zaman bir evde bir iş bitmez arkadaşlar. Böylelikle şimdi size şunu hatırlatayım. Evlerde herkes kendine sorumluluk alanları geliştirsin. Yapacak işler bulun. Ailenize yardım edin. Evin lambası söndüyse onu fark edin. Ya evde toplanacak bir şeyler varsa onu toplayın. Bir evde hiçbir zaman bir iş bitmez. İşte bizim resmimizde de işimiz bitmedi. Işığı bazen kapatan, bazen açan siz olun arkadaşlar. O yüzden şimdi şu mağaranın ışığını yakalım da artık şu ayı, arı, balık, çiçek de evin yolunu tutsun, değil mi? Şöyle şurada bir ışık yansın. Şurada da bir ışık yansın. Mağaranın ışığı aydınlık olsun. Ama biraz da karanlık. Sanırım saatlerimiz 17.38'i gösterirken
Herhalde güneş de batmak üzereyken ayı, arı, balık ve çiçek evine gitmek üzere yola çıksınlar mı arkadaşlar? Bakalım sizin ayılar ne durumda ya? 500 tane ayı çizip bu şehrin içinde bu kadar ayıyı ne yapacağız acaba diyorum. Yani bu kadar ayı evin içinde beslenmez. Bakalım o zaman o ayılar neler olmuş, ne olmuş Emre Hocam. Hemen mikrofonu size veriyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Siz ekran paylaşımınızı sanırım kapatıyorsunuz. Evet. Şimdi mikrofon Emre Hocam'da ve sizde. Evet çocuklar. Bitirenler oldu sanırım. Resimleri kaldırmışlar. Evet. Ahmet Hocam sen de görüyorsundur diye tahmin ediyorum. Evet, şu an Çok resimleri bitmiş. farklı güzel ayıcıklar görüyorum bakayım. Bir tanesi ayısını ters tutuyordu. Birden gitti göremedim. Evet, Vera ve Hima'yı gördüm. Nasılsınız kızlar? Güzel çizmişsiniz. Elinize sağlık. Evet, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Muhammed Yasir. Evet, sen de çok güzel çizmişsin. Bakayım. Feyza, şimdi hepinize tek tek bakmamız gerekecek. Geçen hafta olduğu gibi. Ama tabii görmek de istiyorum. Elif Çınar. Ne güzel çizmişsin. Bakayım Sevda Esma. Sevde Esma pardon. Evet seni de gördüm. Gülnur seni de görüyorum. Evet. Evet, Oo, kıpkırmızı bir kazak gördüm. Betül. tebrik ederiz. Eline sağlık. Duru Sarıoğlu, Turuncu Ayı. Güzel, eline sağlık. Melis'in Çok güzel resmini gördüm. ayılar var. Çok güzel, çok güzel. Arada Maşallah. ayılarımızla lütfen sahip çıkalım arkadaşlar. Ayıları böyle kağıtları sakın bırakmayın. Evet. Çünkü... Aylin'in ayısı da çok güzel olmuş. Kocaman gözleri var gördüm. Evet. Evet, Aslı Begüm, tebrik ederiz. Elif Bal seni de gördüm. Elif ile Çin'i gördüm resimlerinizi. Çocuklar hepinizin resimleri çok güzel. Boyamalarınız gerçekten çok güzel. Bunları saklayın tamam mı? Ama tabii sadece saklamayın. Bize de Aile gönderin. Resimlerini çekip bize yollayın. Biz bunları merak ediyoruz. Görmek istiyoruz. Her hafta evet. bakıyoruz bu resimlere. Çok eğleniyoruz. Zeynep Sare senin de ayını gördüm. Maşallah. Kocaman Paylaşım resim. yapsınlar, etiketlesinler, atölye balığı etiketlesinler arkadaşlar. Bizzat Evet, bakalım. Dört aileleri. ayrı ayrı bakmak isteriz. Evet, hepsini görmek isteriz aynen. Evet, Zeynep Demirkapı. Zeynep Neşe senin resmin nerede? Senin resmini göremedim Zeynep Neşe. Zeynep Berra Tepe seni gördüm. Evet, Elif Naz Sarı'yı da gördüm. Mavi kazaklı bir ayıcığı var. Sare Nur'u gördüm. Mustafa Yağız sizin seni de gördüm. Asya Avcı bize bakıyor ama resmini göstermiyor. Evet. Yusuf Eymen seni de gördüm. Yıldız çizmişsin ayının kazağına da. Herkes farklı semboller çizmiş. Bu arada baktığımız kişiler resimlerini indirebilirlerse seviniriz. Evet. Çünkü Görmediklerimizi görmüş olalım çocuklar. şunu da hatırlatalım. Belki gözden kaçanlar olursa şimdiden şunu söyleyelim. Bize ulaşmak çok zor değil. Instagram hesaplarından, Atölye Balık'tan, Bir Çiçek'ten bize ulaşabilirsiniz. Telefon Belki gözümüzden numaramızdan. kaçanlar olabilir. Evet. Betül, seni de gördüm. Senin ayın son küçücük bir ayı çizmişsin. Yani biraz Zeynep. küçültmesi iyi olmuş hocam. Çünkü onu beslemesi, zapt etmesi Değil mi? kolay Kolay oldu. Bazıları bayağı büyük çizmiş ama Ahmet rehberim. Kocaman ayılar görüyorum. Zehra Ervan Yusuf senin de gördüm. Burak Gökmen nerede resmin? Ezgi Naz görmüş oldum senin resmini de. Parmaklarını da görüyorum. Meryem Fındıkçı seni de gördüm. Bakıyorum Aslı bakıyorum. Begüm eline sağlık. Meryem Yazıcı eline sağlık. Aslı Begüm eline sağlık. Merve'yi de gördüm. Bir tane kara kalem çalışması var. Ahmet Yasin yapmış. Onu gördüm. Yusuf Koç'u gördüm. Kim şurada hepsine bakmak için çok daha hızlı geçiyorum tamam mı? Resimlerini gösteremeyenler, beni görmedi diyenler bize resimlerini alsın. Hatta isterlerse video bile atabilirler. Abi ben şu an 3 tane ayı yan yana görüyorum. Nasıl oluyor? 3 tane ayı der nasıl? Üç Bilmem. kişi çizmiş. Atölyeye 3 kişi katılmışlar bir yerde. Ha, ne güzel. Dur ben göremedim. Evet Zehra bakayım Toprak ne? Toprak Kaya senin resmini de gördüm. Toprak seni her hafta görüyorum gözüme Ayılar. çarpmış. Takım yıldızlar var ya aynı onun gibi takım ayılar olmuş. Evet. Sare Karakış seni de görmüş oldum. Toprağını da görmüş oldum. Bakayım. Fatih Bayır. Bakayım resmine. Evet. Şura Eslem. Evet. Güzel bir ayı. Kalp var galiba ortasında. Ufuk Ak, seni de görmüş oldum. Bakayım bir tane kaçtı. Ay yakalayamadım gitti. Evet Deniz Kuzu Kıran. Bakayım.
Hocam ayıyı kaçırdınız mı? Ne oldu? Ben anlamadım. Bir şey mi? Esnaf Ahmet hocam, resimler o kadar hızlı geçiyor ki önümden. Şimdi tam ismini okuyacağım, gidiyor. Ömer Özalp, seni de görmüş oldum. Reyyan, senin resmini gördüm. Ha, üç tane evet gördüm. Zemzem, Safa, Merva. Onların resimleri değil mi? Onları da Ya, görmüş ayıları kaçırmayın lütfen. Bakın yakalayamıyorum oldum. demek Ahmet Coş, Ali Deniz, Furkan, Yaren Mina. Evet, Yaren de küçücük çizmişsin. ki. Gülfem'in ayısı kaçamaz. Kağıdın içinde zaten ancak sığınır. Yani tam olarak kağıdın her yerine sığmış. Dikdörtgen ay yapmış. Çok güzel bir tarz. Tebrik ederim onu da. Eylül Ela, seni de gördüm. Kolları kocaman bir ayı mı, yok o yol galiba, bakayım. Ha evet, yol, yeşil bir yol yapmışsın, gördüm. İyi de Aa, yeşil yok. sağlık. Yeşil yol yapmış. Evet, Mehmet Yusuf Demir. Senin ayı da kaçacak gibi değil. Güzel, eline sağlık. Renkleri de güzel seçmişsin. Kırmızı kahverengi. Tebrik ederiz. Bir an aklıma şey geldi Mehmet. Sanki böyle akvaryum çizmişsin gibi gözüküyor ya böyle. Ayının üstüne karnına akvaryum olsa nasıl olur? Yediği Zehra balıklar Betül, seni de karnında böyle. gördüm. Evet, resimlerini gösterenlere bakıyorum çocuklar. Elimden geldiğince gözden kaçırmamaya çalışıyorum. Gözden kaçırdıklarım, lütfen üzülmüyorsunlar. Bize resimlerini atsınlar. Hatta ses kaydı atanlar var. Video atanlar var. Onları olabildiğince dönmeye çalışıyoruz. Erva Pekus, seni de gördüm. Ravza Akdoğan, senin kameran mı ters? Bana mı öyle geldi? Seni de gördüm. Gültencim, seni de görüyorum. Gördüm, gördüm. Evet. Zehra, Betül, Gürkan'ı da görmüş oldum. Çok hızlı geçti. Ravza, seni de gördüm. Akdoğan. Evet. İrem Kaya'yı gördüm. Hamza'nın ayısını bir tane. Bir kim o? Asya. Senin ayı rokete bağladın mı? Nasıl? Anlamadım. Uçuyor gibi. Farklı tarzlar da var. Eline sağlık. Evet. Bakıyorum. Esma Kartal, seni de görmüş Abdurrahman, oldum. bam. Evet, Çiğdem Kaymak için neye giriyorsun acaba arkadaş? Evet. Bakıyorum, bakıyorum. Kalp yapanlar var Ahmet hocam size. Of kalp. Kalp nerede? Hani nerede? Göremedim. Talha Şahin, senin resmini de görmüş oldum. Bengü Ece, seni de gördüm resmini. Bir tane bakayım, Nefise Karaduman. Oo, kocaman bir ayısı var Nefise'nin. Hümeyra, Evet. ne kadar da minik bir ayı çizmişsin. Çiftçi. Ne çiftçi gözümden? Çiftçi Asuman. Evet, seni de gördüm. Minik ve tatlı Deniz bir ayı. Kuzukıran. Bayağı renklendirmişsin. Eline sağlık Deniz. Emre hocam şu an böyle ayı filmleri izliyorum. Gözümün önünden son ayılar geçiyor film gibi. Ayılar geçiyor değil mi? Evet. Doğru. Birçok ayı geliyor gidiyor. Evet, Batur Alp. Bakayım resmine Batur Alp. Sen ters duruyorsun Batur Alp. Niye? Ben mi ters duruyorum resmine? Çünkü ayı kamerayı ters çevirmiş Ters işte. mi çevirmiş? Ama ayı düz duruyor. Enteresan. Batur Alp ters duruyor. Farklı bir çalışma olmuş Batur Alp. Betül'ü gördüm. Bakayım dur. Ay kaçtı, göremedim. Bir tane Eyüp kızımız Sultan vardı. Ayısı'nın son çizimlerini yapıyor sanırım. Bitmek üzere herhalde. Aytu Eymen Kayadelen gördüm. Zeynep ve Nur Sima'yı da gördüm. Arkadaşlar, Ebrar Kadakal, seni de gördüm Ebrar'cığım. resminizin altına imza atmayı unutmayın sakın. Şöyle Evet. ayı imzası. Muhammed Deniz, seni gördüm. Bengü Ece'yi seni görmüştüm. Görmüş müydüm? Hatırlamıyorum. Güzel çizmişsin. Bakalım bakalım bakalım, Gülnur. Kocaman bir ayısı var Gülnur'un. Ağanın ayısı şu an resmen Betül Polat. Betül ayını kim tutuyor acaba? Sen gülümserken. ayının kendisi tutuyor olabilir ya da ayının bir Yok, arkadaşı. birisi tutuyor. Bakayım kim tutuyor, ama çok güzel. Betül, bu resmi bizimle bir paylaş, tamam mı? Merak ettim. Betül, Gülfem Betül var. Onun ayısı dikdörtgen. Onu da göndersin. Dur Bu bakalım. arada bence herkes Utku göndersin. Ahmet, göster bakalım resmini. Utku Ahmet. Ha, bak gördüm seni, gördün mü? Elinize sağlık. Evet. Oo, kocaman bir ayı. Hem de iki tane. Betül Polat, o nasıl bir ayı? Bir dakika bakayım. Ayı mıydı o? Ha, o sanırım anne ya da baba. Ressam var aramızda galiba. Emre Elinize hocam, sağlık. arkadaşlar ressam gibi lütfen. Evet, Zeynep Demirkapı sadece çocuklar değil, ailelerde de var hocam. Evet, o zaman bugün toplam 500 ayı değil de 750 ayı çizmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Olabilir. Betül, seni görmüş oldum resmini canım. Güzel çizmişsiniz. Zehra Eylül, sen de aynı şekilde. Bakıyorum, bakıyorum. Zehra, Zeynep, Berra. Fatma Senin resmini yine gördüm. yapalım Mine isterseniz. dürbünle bizi arıyor. Ses verelim. Mine buradayız. Dürbün mü? Aa, bende de var.
Ömer Efe, evet. Berra, Elif, Duru. Hepsini görmeye çalışıyorum. Çocuklar, Betül Polat söylemiş miyim? Evet, söylemiştim. Sen bayağı bayağı resimler çizmişsin. Betül bizimle paylaş. Ahmet Rehber'e gönderelim senin resimlerini. Merak Birine eder. bakınca aynaydan iki tane görüyorum Ömer. Elif Zümra Atay. Evet Elif. Senin resmini kim tutuyor acaba? Evet. Sena Özcan, Ömer, bu kim? Çıbık galiba. Yanlış görmediysem resminizi gördüm. Zeynep Reyhancığım, senin de resmini gördüm. Bu kim? Melike Erva. Kocaman yuvarlak bir ayım var. Eren, bu kim resmine? Göster bakayım Eren kaçmadan. Evet, turuncu bir Bu ayıcık arada gördüm. Yusuf Demir bana fikir verdin, haberin olsun. Şöyle karnında akvaryum alan bir ayı resmi çizeceğim. Züleyha Çakın'ı gördüm. Mehmet Yusuf Demir'e hitap edeceğim Utku resmi. Ahmet seni de görüyorum ama sadece seni görüyorum. Hani resmi? Elif Çınar'cığım sen gösterdin mi bana resmini? Gördüm ben senin resmini. Göster bakayım. Göstermiştim bana görmüştüm senin resmini ben. Evet Melike Erva, Eren, Muhammed Yusuf, Rana, kırmızı tişörtlü kahverengi ayıcığını gördüm. Bize gönderdin o tamam mı? Ahmet Enes Gösel el sallıyor. Zeynep Rana seni yine gördüm. Evet. Bakıyorum. Betül Atay Gündoğan'ın resmini görmüş oldun. Çocuklar bu resimleri bize gönderin. Buradan biz uzaktan görüyoruz. Önce de bu şeyi hatırlatalım tekrar. Bir işte koleji Instagram hesabı, atölye Instagram hesabı. Oraya yazarsanız oradan Evet. ayrıca Yani paylaşıp bizimle oradan iletişime geçebilirsiniz çocuklar. Bize ses kaydı gönderen çocuklar bile var. böyle yazsınlar. Bu benim ayım. Tamam. İsmini de söylesinler. Bir isim versinler değil mi? Bu benim Esma Bayar. ayım. Buyurun. Ayım. Benim oyunum. Büşra Sezgin mi? Bakayım kaçırıyor. Evet seni de gördüm Büşra. Evet İpek Nisa Ateş. Siz resminizi gösterdiniz mi bize? Yok göstermediniz. Tamam. Hocam bir tane ayı sürekli geliyor. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Tam şey yapamam. Melike Naz. Anlayamıyorum. Evet. Snookip Sevda Hüma. El sallayan. Merhabalar. Sana da merhabalar. Evet Turgut. Şimdi sayfa sayfa değiştiriyorum. Turgut'un mavi ayıcığını gördüm. Egemen göster bakalım yine. Egemen Avşar. Zeynep Dursima'nın ayısı bayağı manzara. Of Egemen. Bakayım çalışmanı. Kaçtı göremedim. Bayağı bir çalışman var orada senin. Elif Zeynep ve Gülbahar. Dursima bir bay çıkmış Ahmet o zaman. Kerem Bayar. Görmüş oldum seni de. Hatice Ağacı, Melike Naz. Melike Naz'ın da aynı üzerindeki renkten yapmışsın Melike. Zeynep tamam, ben senin Zeynep olduğunu anladım. Sesini Melike açamayabilirim. Eslem ve Yukarı Emir. Evet, çok güzel resimler. Bunları paylaşın çocuklar. Zeynep Arslan. Evet. Gördüm resmini kaldırdın ama. Bakayım. Oo, kocaman, kocaman bir oyun. Çok güzel olmuş. Paylaş bizimle bunu. Ahmet Kerem Bayar. Sanırım babası bize mesaj atmaya çalışıyor. Bir bakayım Ahmet Kerem neredesin? Evet gördüm. Gördüm gördüm. Çok güzel olmuş. Kocaman bir ayım var. Ahmet Kerem. Eline sağlık. Mehmet Parmaksız. Hani senin resmin? Göster bakalım bize. Evet. Seni de gördüm. 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 Evet. Seni de gördüm. ayısının yanında bir Elinize ev var. sağlık çocuklar. Gerçek bir evde yaşıyor sanırım. Turgut devam ediyorsun. Evet. Bakayım kimleri görebiliyorum. Şeval. Seni görmüş oldum. Zehra Topçu'yu gördüm. Zeynep Sena Donat. Göster bakalım Zeynep. Evet. Çok Tuna tatlı Yıldırım'ın bir ayıcığım ayısını var. gördüm. Bence olağanüstü bir sanat eseri. Tebrik ediyorum. Sevde Hüma. Bakayım resmin nerede Sevde? Tuna Yıldırım eline sağlık. Harika O oldu. çok tatlı bir ayıcık yapmışsın Sevde. Elinize sağlık. Zeynep Aslan seni de görmüş oldum. Reyhan seni de görmüş oldum. Ne bakayım Reyhan elindeki. Ne çok ayı var. Bakayım. Ayılar fazla. Ne çok ayı Çocuklar var. ayılar daha fazla mı hocam? İkişerli üçerli gösterenler var. Evet. Reyhan bize bakıyor dürbünle. Kerem seni de görmüş oldum. Zeynep Denek seni de görmüş oldum. Evet sayfamı değiştiriyorum. Ayşe Sena Ahbap seni gördüm. Gülşah senin resmini gördün mü? Gülşah Duru. Evet bakayım beni birisi çaldırmış. Kim çaldırdı? Evet çocuklar. Erva Ulu Cemre Duru. Çocuklar. Evet dur bakıyorum. Şimdi sayfa değiştiriyorum. Resmini gösterenlerden ricam indirirlerse sevinirim. Ben görmediklerimi görmüş olayım olur mu? Ela Nur Nergis seni görmüş oldum canım resmini. Kocaman bir öğücüm var. Ondan sonra Özgür Can. Özgür Can. Evet Özgür Can seni de gördüm. Bekledim ve sabrettim ve başarılı oldum bu durumda. Seni de görmüş oldum.
Evet, bakayım. Adanın resmini gördüm. Evet adacığım gördüm. Bir de kalp çizmişsin. Çok güzel. Sümeyye Sude, sizi de görmüş oldum. Gürhan, seni de görmüş oldum. Kocaman bir ayın var. Ev Belma bize Barbie'sini gösteriyor. Ha, tamam bakayım Ece'ne. Tamam. Gördüm. Güzel maşallah. Ben Evet nereye ada. Ayna mı var karşında anlayamadım. Yoksa iki tane ada mı var? Sümeyye Sude görmüştüm. Bakıyorum Elif ve Gülbahar. Sizi de Aslan gördüm. gel İki Aslan. tane. Evet. Rüya Tezcan'ı da gördüm. Eymen Yıldırım, Zehra Hayrun, Nisa, Mirsen, Mehmet Asaf sizleri de gördüm. Ayşe Zümra seni gördük mü? Bakalım Ayşe Zümra'ya. O kocaman bir ayıcık çok güzel. Ellerine sağlık çocuklar. Hepinizin resimleri birbirinden güzel. Çok güzel diyorum ama sanki gözde gördüğümün güzel de sizinkisi kötü gibi algılamayın. Hepsi birbirinden güzel ve farklı. O yüzden hepsine çok güzel diyorum. Gerçekten öyleler. Yusuf Tahir'i gördüm. Ahmet Enes göster bakalım. Ben dürbünle bakıyorum arkadaşlar şu Sen anda. dürbünle bak bakalım. Ömer Ben... Eymen. Evet Ömer Eymen'in kara kalem çalışması. Miraç, Efe, Yüksel, boya kalemleri ve Miraç ve Ayıcı. Çok güzel çıkmışsınız. Eline sağlık Miraç. Zeynep Rana. Evet Zeynep Rana. Seni de görmüş oldum. Beyza Küçük Sucu resmini koymuş ve gitmiş. Resmimi görün diye. Vera Badem. Seni de gördüm Veracığım. Arkamı Evet. bir Rüveyda Gülce. Evet. Hocam Feyzan Nazyüksel. Sanırım yani olabildiğince görmüş oldum. Çocuklar şimdi veda edeceğiz. Resmini görmediklerim. Betül gördüm senin resmini bu arada. Resmini görmediklerim. Elif Karakaş söze giremiyorum çünkü yeni resimden görüyorum. Batur Alp bir çalışmaya girmiş. Havanur, Hiranur seni görmüş oldum. Yusuf Eymen'i görmüş oldum. Yusuf Eymen. Allah üzülmece yok çocuklar. Dediğim gibi kendini Özür dilebiliyorum Erman hocam. gösterenler bize video çekip göndersinler, tamam mı? Biz o videolara bakıyoruz, ses kayıtlarına bakıyoruz, resimlere bakıyoruz, hepsine bakıyoruz, sizinle tanışıyoruz. Bunun çözümünü biliyorum. Bence Instagram'dan paylaşırlarsa hiçbir sorun olmaz. Biz bütün Evet. resmene bakmaya çalıştık ama yine de Türkan görecek Özdemir. olabilir. Türkan'cığım seni de gördüm. Esra seni görmüş oldum ayıcığına. Esra'cığım. Evet. Merhabalar. Yeşil kazaklı kahverengi bir ayıcık. Evet. Evet. NBG yazılmış. Seni de gördüm. NB. Bir şeyin kısaltması herhalde. Can Toker. Can. Yaklaştır bakayım. Birazcık. Evet. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Bunu bizimle paylaşacağım. Evet. Bakayım. Mağrur Fatih. Bilgisayarda mı çizdim? Nasıl oldu anlayamadım. Bir şey Melek farklı bir Naz'ın çalışma ayısını var. da gördüm. Zehra Topçu'nun ayısını da gördüm şu an. Değişik Utku farklı. Ahmet masanın altına doğru kaçıyor. Kaçma Utku gel. Ayıyı kaçırmış olabilir hocam. Ayıyı kaçırdıysa onu söyleyeyim. Ayı var ya acaba? Arkadaşlar Deniz bu ikram. ayıları defterin arasına koyun. Eğer defterin arasına koymazsanız kaçabilirler yani. Dikkat edin. Deniz ikram. Eline sağlık. Bir kaşık bal. Bir armut. Berra Su Evet. Terzioğlu. Seni de görmüş oldum. Türkan Özdemir. Rengarenk bir ayım var. Ela Elitaş. Pembeli bir ayım var. Çok güzel olmuş. Ömer Öztürk. Sen gösterdin mi Ömer bize? Aa, ben bir tane şimdi Zeynep Demirkapı'nın ayısını gördüm. Kalpli hem de. Göster Dört bakalım Ömer. dört. Sağlık. Ayı yok. Ayı kaçmış. Ayı kaçmış. Ha Arkadaşlar buradaymış. Tamam. ayılarımızı Tamam eline sağlık Ömerciğim. Zeynep Nil. Seni mi gördüm bakayım? Evet Zeynep Nil. Zeynep Nil. süper ya. Evet. Türkan Özdemir demiştim. Nefise Karaduman. Yusuf Burak. Zeynep Demirkapı o resmini gönder bence. Türkan Daha Özdemir sen de yakından gönder görelim. bize. Asel Solgu. Bakayım resmine. Ay kaçtı nereye gitti Asel? Evet, şimdi hocam Ahmet Rehberim. Eda Gedi'yi de gördüm bu arada. Azra Çakır yazıyor. Bu arada Evet ben Azra seni de fark gördüm. ettim. Herkes kendine göre öyle bir tarz bir geliştirmiş. Tarz kullanmış boya. Evet. Harika işler. Hepsi birbirinden farklı. Ya Ali biz Deniz, tam Zeynep amaçımız Rana. buydu aslında. Böyle bir amaç üzerine çalışmıştık. Yani birbirimizi taklit ederken kendimizi geliştirmiş olduk. Bazı teknikler gördük. Ondan sonra Evet. ayılarla ilgili birçok şey öğrendik. Ama arkadaşlar lütfen ayıları kaçırmayın, tamam mı? Kağıtlarınız böyle defterleriniz arasında dursun. O resimleri bize göndermeyi de ihmal etmeyin. Hepsine bakmak isteriz. Bakamadıklarımız varsa onlar da üzülmesinler.
bir ekoloji atölye balık sayfalarından mesaj atabilirsiniz. Evet. Buradan ulaşabiliriz resimlerinize. Bence herkese çok teşekkür etmek istiyorum ben Emre Hocam. Evet, ben de. Güzel çalışmalarından dolayı. Resimler çok güzel. Bu hafta da çok güzel resim çizdiler. Hepsi birbirinden farklı ve özel. Çocuklar, Gülnur seni de gördüm bu arada da. Resimlerinize tarih atın, isminizi yazın çocuklar. Bir köşede saklayın, tamam mı? Büyüdüğünüz zaman bunları, bu günleri hatırlamanız için size bir hatıra kalsın. Sesinizi açacağım şimdi, herkesin sesini vedalaşmak için. O yüzden seslerinizi çok açık olanlar biraz kıssınlar, rahatsız olmamak için. Sesleri açtığım zaman herkesle vedalaşalım. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Açıyorum sesleri. Hadi bakalım, açabildim mi? Hop. Açamadım galiba. Bir dakika. Şimdi açtım. Görüşürüz. Bir tane bağırıyorsun. Bir tane. Bye bye. Bye bye. Bye bye.